Herkese merhaba, ben Stunlocks Türkiye'den Tuğrul. Bugün size harika bir tanıtım hazırladık. Özgür Key Otomotiv'in Key Museum diye bir otomobil müzesi var ve bugün size orayı tanıtacağız. Detaylar için yanında Efe Bey var. Efe Bey hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Efe Bey, bu nasıl bir çılgınlık, biz neredeyiz? Bunlar nasıl otomobiller? Biraz detay alabilir miyiz sizden? Tabii, hoş geldiniz tekrar. Biz 2005 yılında açtık bu müzeyi. 2005 yılından bu zamana kadar da 40 binin üzerinde ziyaretçi ziyaret etti. Ziyaretçi geldi. 140-130 arasında otomobilimiz var şu anda. Hazır müzede görebileceğiniz ve onun dışında sizin de bildiğiniz restorasyon atölyemiz var. Sürekli orada restorasyondan çıkan otomobiller de koleksiyona ekleniyor. Bunun dışında bir motosiklet koleksiyonumuz var. Evet. O da 40-50 motosiklet arasında şu anda ama yine aynı şekilde restorasyondan çıkan motosikletler de müzeye geliyor. Bunun dışında müzede otomobile dair başka şeyler de bulabiliyorsunuz. Mesela model otomobiller, evet, eşarplar, maskotlar ve bununla alakalı başka yine küçük zaman zaman gösterebileceğim, evet, gezerken koleksiyonlar var. Ben aslında ıslak imzalar da benim çok dikkatimi, evet, çekti. Evet, mesela onlar var. Kurucuların ıslak imzalarından oluşan bir koleksiyon var. Müze bu şekilde. Gezdikçe de yine size daha detaylı şeyler anlatacağım. Olur, teşekkür ederiz. O zaman biz yavaş yavaş gezmeye başlayalım. Tabii. İlk başta araçları gezeriz. Ondan sonra da mutfak kısmında, işin restorasyon bölümünde beraber, tabii, görüşürüz. Tabii. Teşekkürler, sağ olun. Efe Bey, ben bütün otomobil severler ve Stunlocks adına çok teşekkür ederim böyle bir müzede olduğunuz için. Teşekkür ederiz, geldiğiniz için. Ve peki biz bunun için gerçekten kurucusu kimde? Kime teşekkür etmemiz gerekiyor? Müzenin kurucusu Murat Özgörke ve kardeşi Selim Özgörke. Zaten müzenin adında K Museum'da soyadlarının son hücresinden geliyor. Efe Bey, müzemizde birçok nadir otomobil var ve bunlardan birinin yanındayız sanırım. Evet. Nasıl, biraz bilgi alabilir miyiz hakkında? Tabii. 1914 model bir Benz bu. Böyle dört koltuklu, o zamanın atsız otomobil, yani horseless carriage dedikleri, daha faytondan otomobile yeni geçen dönemlerden bir otomobil. Bu otomobillerin pek bir kişiselleştirebilme şansları olmadığı için otomobillerde, evet, insanlar kendilerine özgü bazı küçük farklılıklar yaratmak istiyorlar. Mesela burada da çok dikkat çeken otomobilin kornası oluyor. Yılan şeklinde bir korna koymuşlar ve bu bayağı bir ilgi çekiyor bu otomobilin. Harika, gerçekten çok güzel bir detay. Onun dışında bu otomobil bizim restorasyon atölyemizden çıkıyor. Nuts and bolts restorasyon yapıyoruz. Yani otomobilin bütün parçaları en baştan temizleniyor. Tüm parçaları sökülüyor, temizleniyor ve tekrar monte ediliyor. Burada da otomobilin üstündeki parçaları kullanmaya özen gösteriyoruz. Hı hı. Yani buradan çıkan anlam yeni parçalarla yeni bir otomobil olmuyor. Evet. Genellikle bunu sorarlar. Boyası ve diğer bütün işçilik bizim kendi atölyemizde yapılıyor. Stunlocks'a bu konuda destek oluyordur, evet, sanırım. Evet, tabii Stunlocks boya kullanıldı bu otomobilde de. Bir müzenin olmazsa olmazı Galvink sanırım. Normalde biz Galvink'leri aslında gümüş olarak görmeye alışığız. Bunda bir değişiklik var. Belki bilgi verirsiniz. Tabii. Hem müzenin hem de aslında otomobil dünyasının önemli otomobillerinden bir tanesi de dediğiniz gibi. Mercedes'in bilindik bu Silver Arrow diye, evet, adlandırdığı rengin dışında biz bunu restorasyonu bitirirken farklı bir renk uygulayalım. Zaten çok güzel bir otomobil, biraz, aynen, daha farklı nasıl bir şey yapabiliriz diye düşünmüştük. Stunlocks'un MiG 826 boyasını kullandık. İnci beyazı gibi, evet, bir renk çıktı ortaya. Bayağı da bir ilgi görüyor aslında. Ellerinize sağlık. Bence çok güzel olmuş yani. Siz sağ olun, çok beğendik. Teşekkür ederiz. Onun dışında diğer bütün restorasyon aşamalarında orijinaline aslında sadık kalarak otomobili baştan sona yeniledik. Süper. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Rica ederim. Yine başka bir sanat eserinin yanındayız Efe Bey. Ayrıca bu benim kişisel favorilerimden de bir tanesi, Ferrari Dino.
Onun detayları nasıldır? Enzo Ferrarinoğlu, Alfredo Ferrarini tasarladığı motor var bu otomobilin içinde. Ferrari markasının da ortada motorlu ilk otomobili. Ha, güzel bir şey. Alfredo Ferrari bir kas hastalığına sahip doğuştan. Ve 24 yaşında ölüyor bu hastalık sebebiyle. Ama hasta yatağında bile bu V6 motor üzerine çalışıyor. Ve bu motoru hazır hale getiriyor aslında. Onun ölümünden sonra da Enzo Ferrari hem onun adını yaşatmak için hem de bu V6 motoru kullanmak için bir bu otomobili yaratıyor. Bunun iki versiyonu var. Bir 206 GT diye geçen, bir de 246 diye geçen. Bu gördüğünüz 72 model 246. Ferrari logosu bulunmuyor bu otomobilde normal orijinalinde. Sadece önde Dino yazar. Yani aslında Dino markasıyla çıkmış bir otomobil. Ama hem Ferrari'nin hem de Fiat'ın, bazı parçaları da Fiat'ın Torino'daki fabrikasında üretiliyor. Evet. Ortak yaptığı bir otomobil. Biz de bunu kendi atölyemizde gene restore ettik. Ve Nuts & Bolts restorasyondan geçti. Bu gördüğünüz kondisyona ulaştı. Süper. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sağ olun. Gördüğüm kadarıyla Key Museum'da sadece otomobil müzesi değil, onun haricinde başka argümanlarımız da var. Başka model otomobillerimiz var, maskotlarımız var, eşarplarımız var, yine klasik otomobil temalı. Yani buradaki diğer koleksiyonlar da aslında klasik otomobillerle, otomobil dünyasıyla bağlantılı. Mesela bu girdiğimiz salon 2400 civarında 1.18 model otomobilden oluşan bir salon. Bu da bizim model otomobil koleksiyonumuzun büyük bir parçası aslında. Efe Bey, biz de Standox olarak Key Museum'a en azından küçücük bir katkımız olsun istedik. Ve bu bizim Exclusive Line Atlantis Blue boyamıza boyanmış olan model aracı size hediye etmek isteriz. Teşekkürler, çok sağ olun. Bunu da model otomobil bölümümüzde bir yere koyacağız inşallah. Belki ileride bir otomobil üstünde bile görebiliriz. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Efe Bey, ben bütün Interstandox izleyiciler adına çok teşekkür ederim bize zaman ayırdınız. Rica ederiz. Biz de çok mutlu olduk derginizde bulunmaktan. Ama gitmeden önce isterseniz bir atölyeye doğrayalım. Orada da bir şeyler anlatalım. Olur. İşin mutfağı Standox bizim işimiz. Evet, buyurun. Restorasyonun tam ortasına geldik. Şimdi atölyemizin içindeyiz. Ben sizi restorasyon ekibimizin lideri Yılmaz Bey'e teslim edeceğim ve ayrılacağım. Tamam, o zaman Efe Bey, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Öncelikle restorasyon nasıl ait olduğumuz yer, dışarı mutfak tarafı. Bir araç ilk geldiğinde ne olur, bu proses nasıl işliyor? Biraz bize bilgi verebilirsiniz. Evet. Komple soyuyoruz. Yani Nuts & Bolts dediğimiz sistem gibi cıvatasına kadar soyuyoruz. Cıvatasına kadar soyduktan sonra kumlama işlemlerine gönderiyoruz otomobili. Kumlamadan sonra geldiği zaman işte gördüğünüz gibi şimdi şu andaki bir arabamız içinde çürüyen parçalarını tek tek elden geçiriyoruz. Yenisini yapıyoruz saçların. Veyahut da çürük olanları ayıklıyoruz. Ondan sonra boya bölümüne gönderiyoruz. Ama tabii söktüğümüz parçaların da tek tek işlemleri var. İsterseniz onları da tek tek diğerlerini de anlatalım. Tamam, o tarafa geçelim. Tamam. İlk aşamada gördüğünüz gibi motoru şanzıman defransıyla komple arabayı dağıttık. Evet. Arabayı dağıttıktan sonra mekanik bölümünde işte kumlama işlemleri biten mesela alt takım parçaları olsun parçaları kumlamadan bittikten sonra geliyor artık restorasyon işlemleri. Mesela motorumuzu komple yukarıda gördüğünüz gibi komple dağıttıktan sonra rektifiyeye gönderiyoruz. Rektifiyeden işte sekmanlar, yataklar komple revizyondan geçiyor. O revizyon bittikten sonra tekrar yavaş yavaş montaj aşamasına geçiyoruz. İşte cıvatalarımızı, Nuts & Bolts sistem dediğimiz cıvatalarımıza kadar komple hepsini dağıttıktan sonra bunları tek tek
Sarı eleksiyonsa sarı eleksiyon, nikelajsa nikelaj, kromsa krom, civataları komple elden geçirip montaj işlemine başlıyoruz burada. Çok güzel. Ve döşemeleri, döşemeleri de tekrar arabanın ayırıyoruz. Döşemeler de komple elden geçiriyor A'dan Z'ye. Camlar, fitiller hepsi komple restoradan geçiriliyor. Tekrar bütün hepsi revizyon oluyor. Peki ben size şey sorayım. Bir aracın toplamak, bir aracın bu restorasyon süreci ne kadar alıyor acaba? Ama şimdi arabasına göre değişiyor bu. Yani en minimum diye düşünürsek, yani aslında 8 ay civarında diyoruz ama 1 sene ne sürüyor? Arabasına göre 1,5 senede süren var, 2 senede süren var. Ama normal şartlarda biz 1,5 sene diye tanımlıyoruz. Şimdi nereye geçiyoruz? Şimdi buradan sonra da o zaman göstergelere, elektrik bölümüne elektrik aksamında. Tamam. Bizim çok keyif alacağımız bir bölüm. Evet. O zaman da oraya geçelim. Şimdi boya hazırlık bölümündeyiz. Boya hazırlık bölümünde ben ustamız Murat ustaya bırakayım. Tamam. Siz onları bir söyleşi yaparsınız. Tamamdır o zaman. Murat ustam. Merhabalar. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Murat ustam, Standox'u nereden hatırlıyorsun? Nasıl tanıştın onunla? Bu iş başlangıcında nerelerdeydi? Biraz oradan başlayalım istersen. Standox'u şöyle söyleyeyim. Ben 20-25 senedir Standox kullanıyorum. Çıraklığımdan beri Standox kullanıyorum. Ne kadar güzel. Ne mutlu bizim yani, içinde. 25 yılda Standox'tan çok memnunum. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Peki biz müzede bu restorasyonu yapılan araçlarda bizim özellikle hangi ürünlerimizi kullanıyorsunuz? Onlara bir bakabiliriz şöyle ufak tefek nedenlerinde de. Tabii. Buyurun bakalım böyle. Şimdi Standox'un şu soft spectrum marjını kullanıyorum. Evet. Artı polyester aslarını kullanıyorum. Süper. Artı Vox sistem füller aslarını kullanıyorum. Son katta yine yine siyahlarımız var burada. Evet. Siyahlarımı kullanıyorum. Basislak. Aynen abi. Macunun özelliği benim için çok önemli. Öyle mi? Tabii. Çekimi, zımparası çok rahat bir macun. Aa süper. Çok memnun olduk. Astarım da, astarla ilgili de şöyle bir şey söyleyeyim. Astar daha eskiye gidersek non-stop kullanıyorduk biz. Evet. Şimdiki sistem, yeni sistemlere geçtiğimiz için de non-stop kalmadığı için Vox sistem kullanıyoruz. Bunlar da kuruması ve dolgu özelliği çok iyi. Çok güzel. Onun üstüne bizim basitak ürünlerimizi atıyoruz. Evet. Aslında baskat boyaya gelmişken renk konusunda nasıl buluyorsunuz araçların renklerini? Bu konuda nasıl destek olabiliyor muyuz biz size? Oradan da biraz yani, bahsederiz. Şöyle renk konusunda mümkün olduğu kadar şase numarasından çıkarttırmaya çalışıyoruz. Evet. Artı siteden, internet sitesinden bakıyorum. Evet. Standox'un. Oradan bulmaya çalışıyorum. Ve araya araya çalışıyoruz yani buluyoruz. Aynen. Şekilde. Süper, teşekkür ederiz. En sonunda Vernik'le evet, en sonunda Vernik'le bütün canlılığını veriyoruz. Sağ olun, çok teşekkür ederiz Murat Usta. Bizim için de çok kıymetli sizin emekleriniz. Çok teşekkür ederiz size. Teşekkür ederim. En son artık montaj bölümümüz. Montaj bölümümüz işte böyle bir eczane gibi altını beyaz yapmışız. Yani her taraf bembeyaz bir şekilde. Pırıl pırıl bir araç buraya geliyor. Bütün parçaları da elden geçmiş, revizyondan geçmiş. Raflara diziyoruz. Ondan sonra arabayı iftahı yavaş yavaş montaj işlemlerine başlıyoruz. Harika bir renkmiş ama rengine bayıldım evet, yani. Bu da bizim 1957 Rolls Royce. Buna da başladık. Bu yılbaşında bunu da teslim edeceğiz. Süper. Bu da zaten hemen hemen bir seneye yakındır süreci olan bir aracımız. Süper. Çok güzel. Biz çok teşekkür ederiz. Hem bizim müşterimiz olduğunuz için hem otomotiv dünyasında hem Türkiye'ye bu kadar güzel bir işlemi destek olduğunuz için. Çürümeye yüz tutmuş, mahvolmuş araçları bu kadar güzel hale getirdiğiniz için ve bizim ürünlerimizi kullandığınız için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun.